hukukla ilgili konuşmak istersek işte son zamanlarda ahim yasaları kabul edelim mi etmeyelim mi gibi. Biz hani yargının üstünde yargı kararlarının üzerinde bir merci yok diye biliyoruz. Ama olmuyor. Yani bir arkadaş bir karar çıkarttırmış, kuruma götürüyor. Kurum onu kabul etmiyor, orada duruyor. Hala bekliyor. Yani 10 yıl aşkındır bekliyor. Efendim mahkeme karar vermiş. Adana Büyükşehir'e diyor ki benim bu yazıma cevap ver. Efendim Adana Büyükşehir Belediyesi cevap vermiyor. İşte tekzip ediyorlar, yine cevap vermiyor. Efendim bir daha yazıyorlar, yine cevap vermiyor. Arkadaş bu sefer işte avukatlar savcılığa müracaat ediyor. İşte suç duyurusuna bulunuyorlar. Savcı takipsizlik veriyor. Yani belediye cevap vermez diyor. Olabilir mi böyle bir şey? Olamaz. Onlar da olamaz diyor. İşte takipsizliğe itiraz ediyorlar. Yargıya taşınıyor. Yargı temiz ve kapalı olmak suretiyle reddediyor. Nasıl olacak bu? İşte oluyor. Sonra aynı durumla ilgili geçen Adana Adliyesi'ni ziyaretinde bir savcı beyle oturuyoruz, çay içiyoruz. İşte yine bir Adana Belediyesi'ne bir yazı göndermişler. Efendim 7 aydır cevap gelmemiş. Yani bir soruşturmayla ilgili bir yazı göndermişler. Ben dedim Sayın Savcım, yani geçen böyle bir olay bize intikal etti. Büyükşehir'den dedim size cevap gelmez. Dedim suç duyurusunda bulundurum. Onlar da suç duyurusunda bulundurmadım. Siz de bu süreci yaşayacaksınız ve göreceksiniz. Artık neyine güveniyor, niçin böyle yapıyor onu da bilmiyor. Şimdi buna benzer bir olayda yine arkadaş böyle olumlu bir olayın olumsuz cereyan etmesi sonucunda CİMER'e yazmış. Şimdi CİMER savcılığa, Adana Başsavcılığı'na cevap yazmış yani bunu araştırın diye. Şimdi başsavcılık bu yani şüpheli dosyayı bir savcıya veya bir hakime havale etmemiş. O yanlış karar verdiğini söylenen hakime yazı yazmışlar. Sen yanlış cevap mı verdin? Şimdi yanlış cevap veren ben yanlış verdim der mi? Hayır ben doğru verdim demiş. Şimdi savcılık cevap veriyor. Bu arkadaş kararı doğru vermiş. Şimdi bu cevap mı?